Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de vel müstağfirine bil eshar buyuruyor. Ya, evet. Ve bil esarühüm yestağfirun. Genelde tabi insanın böyle seher vakti istiğfar etmesi için ille bir yerden bir emir alması, ille bir yerden vird alması da gerekmiyor. Her mümin aslında seher vaktinde Allah'a istiğfar edebilir. Teheccüd Resulullah Efendimiz'e vacipti. Biz müminlere, bütün müminlere bir sünnet-i müekkede. Yani hani belirli tasavvufi terbiye yollarında aman muhakkak teheccüde kalkacaksın, istiğfar edeceksin, salavat-ı şerife okuyacaksın, kelime-i tevhid okuyacaksın, belirli rakamlarda zikredeceksin diye özel programlar var. Ama aslında bu programların kaynağı, menşei hep Kur'an-ı Kerim'de. Evet. Cenab-ı Hak istiğfarı Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor bize. Teheccüdü Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor bize. Ne bileyim, salavat-ı şerifeyi Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor bize. Dolayısıyla bunlar ama nafile ibadetler olarak insanın önüne koymuş, Hakk'ın rızasını celbedecek şeyler. Fakat bir de bunları artık hayatında disiplin haline getiren insanlar var. Onların belki bu seher ve sahur ilişkisi biraz daha farklı oluyor. Bir insan düşünün ki bütün bir sene zaten sahur vaktinde uyanık yani. Teheccüde kalkmış hep. Ama Ramazan'da belki bu hem sahur hem seher hepsi yan yana geldiği için, beraber olduğu için orada biraz daha farklı bir program yapmak gerekiyor. O program ne? Hemen kalkar kalkmaz, biraz daha erken kalkıp belki hani sahuru şöyle düşünüyoruz. Diyoruz ki imsak şu saatte, yarın saat evvel kalkarsak biz yemeğimizi yeriz, kahvaltımızı yaparız, niyetimizi yaparız. Ama biraz daha sahurla seheri beraber yaşayalım diye istiyorsak o zaman biraz daha erken kalkıp belki bir teheccüd namazı kılmak. Çünkü Cenab-ı Hak o noktada hakikaten ben teheccüd üzerinde uzun çok duruyorum. Çünkü Cenab-ı Hak ve minelleyli feteheccet bihi nafileten lek asa en yeb'aseke rabbüke makamen mahmuda. Ya efendimiz, şimdi evet. Ayet-i kerimede teheccüdle makam-ı mahmud arasında bir ilişki var. Resulullah Efendimiz de makam-ı mahmudla ilgili ümmetinden özel bir dua istiyor. Biz ne yapıyoruz şimdi? Ya, her ezandan sonra değil mi? Her ezandan sonra ya Rabbi diyoruz. Habibi Muhammed Mustafa'ya makam-ı mahmudu ikram et. Evet. Ve Peygamber Efendimiz bu hadisi biliyorsunuz. Kim diyor ezan okunduğu zaman bu duayı bana yaparsa benim de şefaatim ona vacip olur. Yani biz aslında biraz farklı bir konu ama bu. Her ezanla Resulullah Efendimiz'le çok özel bir ilişki kuruyoruz. Gündeki 5 vakit ezanda eşhedü enne Muhammedur Resulullah diye biz o sözü duyduğumuzda gerçekten de o ilişkiyi kalbimizde hissetmeliyiz hocam. Yani minareden bir ses geliyor. Yani diyor ki birisi ben şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın Resulüdür. Ya. Sünnet olan ne? Bizim de hemen o anda eşhedü enne Muhammedur Resulullah dememiz. Bunu bitirdikten sonra da ellerimizi açıp ya Rabbi peygamberine makamı mahmudu ver. Bu ezan bize onun sünneti diye. Buradan şuraya geliyorum. Cenab-ı Hak bu makamı mahmudu da Resulullah Efendimiz'e teheccüdle ilişkilendiriyor. Teheccüd onun için çok çok önemli. Yani bizler ahirette Resulullah Efendimiz'le madem beraber olmak istiyoruz değil mi? Her duamızda ya Rabbi havzanın kenarında değil mi? Bizi Efendimiz'le buluştur diyoruz. Onu buluşturmak istiyorsak, yani ona dua etmemiz gerekiyor makam-ı mahmudu için. O makam-ı mahmuda vesile olacak teheccüdle de insanın buluşması gerekiyor. Yani teheccüd bu noktada mühim. Dolayısıyla hocam, Ramazan'da insan belki teheccüdle, belki evrad-ı ezkarı varsa onları da böyle arada çıkarmaya çalışmamalı. Ana programının aslında onlar olduğunu, sahura yakında güzelce, imsaktan önce sahur nimetinden faydalanarak Allah'ın ye dediği zaman da yemeli. Dolayısıyla geceyi böyle Cenab-ı Hakk'ın huzurunda daha feyizli geçirmeye, böyle de ondan sonra oruçlu bir ağızla da gündüze tertemiz başlamaya, akşama da iftara, hani bir hadis-i şerif var, oruçlunun ağız kokusu diyor değil mi? Ne kadar böyle hani melekler nezdinde makbuldür ama yani o ağız kokusu da temiz olmalı. Gündüzü temiz geçirmeli insan. Evet. Ramazan programının belki en çok dikkat edilecek alanda bu hocam. Yani gece böyle istiğfarla, salavat-ı şerifelerle ve
sahurdaki yediğimiz yemekten sonra da böyle Cenab-ı Hakk'a hamd ederek hayata başlayıp gündüzü de böyle nezih bir vakit olarak geçirmek yani.